Gençler merhaba, 3-4-5 yayınlarına hoş geldiniz. Genden proteine konusuna başlıyoruz. Burada nükleotitlerin yapısı ve nükleik asitlerin genel özelliklerinden bahsedeceğiz. Biraz daha böyle 9. sınıf bilgilerimizi de tekrar etmiş olacağız. Şimdi hücrede kaç çeşit nükleotit bulunur ifadesi, genelde öğrenci arkadaşlar bunun cevabına 5 diyor. Neden? Soruyorum, diyor ki adenin, timin, guanin, sitozin, uresil hocam 5 çeşit. Ama öyle değil arkadaşlar. Çünkü bu nükleotitleri siz hem DNA için yazabilirsiniz hem de RNA için yazabilirsiniz. Doğru mu? DNA için yazdığınız zaman şeker deoksiribozdur. RNA için yazdığınız zaman şeker ribozdur. Dolayısıyla bakın, bazları ve fosfatları eklediğiniz zaman totalde 8 çeşit nükleotitin oluştuğunu göreceksiniz. A, T, G, S fosfatlar. Bakın A, U, G, S fosfatlar. Gördüğünüz gibi 4 çeşit DNA, 4 çeşit RNA, totalde 8 çeşit nükleotit yazılır. Peki hocam, şimdi bu nükleotitleri yazacağız ama eğer organik çatıyı bilirsek çok rahat olur işimiz. Bakın şimdi şurası azotlu organik baz. Burası 5 karbonlu şeker, şu da fosfat. Bakın bazla şeker arkadaşlar nükleozittir. Ama fosfatı eklediğiniz zaman adı ne olur? Nükleotit olur. Bazla şeker arasında glikozit bağı, şekerle fosfor arasında ise ester bağı bulunur. Şimdi bunlar da tamam, bunlar da temel bilgilerimizde. Bak burada hocam çift halkalı bir baz yapısı göstermişsin. Aslında çift halkalı dediğin nedir? Pürindir. Pürin Ankara gücünden aklınızda kalsın demiştim. Tek halkalılar ise pirimidin bazlarıdır. Trabzonspor'dan aklınıza kalsın demiştim. Şimdi pürin çift halkalı, pirimidin tek halkalı olacak. Lütfen bunu unutmayalım. Hatta tekrar tekrar söyleyeceğiz. Adenin, timin, guanin, sitozin eşleştirmesi kim için geçerlidir? DNA için geçerlidir ve dolayısıyla ne kadar pürin varsa o kadar pirimidin olmalı bir DNA zincirinin yapısında. Hatta çıkmış sınav sorusu, her sene çıkma ihtimali olan bir soru. Guanin, sitozin oranı arttıkça biliyorsunuz ki DNA'nın sağlamlığı artıyor. Neden? Çünkü üçlü hidrojen bağ sayısı artıyor hocam. Peki. Şimdi nükleik asitlerin genel yapısı demişiz ama burada şunu söylememiz lazım arkadaşlar. Özellikle biz DNA molekülünden bahsettiğimizde aklımıza şu şekilde çift zincirli ve lineer yapı gelir. Fakat prokaryotları unutmayacağız. Onlar da hep böyle bir köşede kalacak aklımıza. Çünkü seçici sorular oradan geliyor. Onlarda da bu şekilde bir halkasal yapı var. Unutmayalım, tamam mı? Yani daha çok ökaryotlarda lineer, doğrusal bir DNA karşımıza çıkar. O yüzden bu şekilde çizmeyi alışkanlık haline getirmişiz. Bakın çift zincir karşılıklı gelmiş. Peki hocam, bunların isimlendirilmesi dahi yapılıyor değil mi? Evet. Ne var? Var burada bakın, çift halkalı yapılar var. Bakın çift halkaların altını kırmızı ile çizdim. Tek halkaların altını da şöyle mavi ile çizelim. Peki hangisi adenin, hangisi timin, hangisi guanin, hangisi sitozin? Şimdi önce hidrojen bağları size kopya verecek. Neden? Çünkü bakın ikili hidrojen bağı var burada. Bu ikili hidrojen bağına baktığınızda adenin ile timin arasında olmalı. Kim çift zincirliydi? Adenin. İşte yazdık. Hocam bunlar zaten 5 karbonlu şekerler değil mi? Evet, bunlar şeker. Yuvarlaklarda ne oldu? Fosfor oldu. Peki hocam, 3 tane hidrojen bağı varsa guanin, sitozin. Çift halkalı olan kim? Guanin, Ankara gücünün G'si. O zaman karşısına otomatik olarak S geliyor. Bakın şunlar neymiş demek ki? Hidrojen bağı. Arka arkaya gelen aynı zincir üzerindeki, bakın şu bir nükleotit, şu bir nükleotit, şu bir nükleotit. Arka arkaya gelen zincirlerde arkadaşlar iki nükleotiti birbirine bağlayan yapılar var. Bakın şurayı görüyor musunuz? Fosfo diester bağı. Aslında ismini çıkartmak çok kolay. Neden? Çünkü arkadaşlar fosfatla şeker arasında ne bağ vardı? Ester bağı vardı. Bak bu ester. Bu da ester. Doğru mu? Hocam şimdi baktığında şöyle bile baksan hani yakalayabilirsin. Sadece arka arkaya olduğuna dikkat edeceksin. Hocam şu ester bağı, şu ester bağı, şu ester bağı, şu ester bağı. Bak burada fosfor var değil mi? Fosfor ester, fosfor ester adı ne oluyor? Fosfo diester bağ oluyor. O zaman aynı zincirler üzerinde arka arkaya gelen nükleotitleri birbirine bağlayan bağın adı fosfo diester bağ. Karşılıklı zincirleri birbirine bağlayan bağlar hidrojen bağları. Dolayısıyla arkadaşlar ne diyecektik? Eşit sayıda nükleotit içeren DNA'lar kıyaslanırsa bunlardaki guanin, sitozin oranı arttıkça DNA'nın sağlamlığı artacaktı. Ve RNA moleküller arkadaşlar, hani en azından size öğrettiğimiz rRNA, tRNA, mRNA yapısına baktığınızda bunlar tek zincirlidir. İşte tRNA yanıltır öğrencileri. tRNA'ya şöyle bakar öğrenci. Şurada amino asit var, şurada kodon, antikodonları var. Der ki hocam bu çift zincirli mi? Hayır. Bu tek zincirli, sadece hidrojen bağlarıyla arkadaşlar stabil hale getirilmiş. Yani çift zincir gibi görünüyor. Tamam mı? Şimdi bunlar böyle genel yapılar arkadaşlar.
demişler. Hani özele de ineceğiz, merak etmeyin. Nükleik asitlerle ilgili ifadelerden hangileri doğrudur demiş. Şimdi genetik özellikleri nesilden nesile aktarılmasını sağlayan ve canlıların birbirinden farklı olmasını sağlayan organik moleküllerdir. Özellikle kim için konuşuyorum? DNA için. Çift zincirli ve sarmal yapılı olan kalıtsal molekül DNA'dır. Çok sayıda nükleotitlerden oluşan polimer yapılı moleküllerdir. Yani arka arkaya bir sürü nükleotitten oluşuyorlar. Tek zincirde olsa, çift zincirde olsa cevabımız ne oldu bakın? E seçeneği. Genel bir giriş yaptık. Umarım anlaşılmıştır. Hepinize kolay gelsin.